Hemen bu güzel yemeğin yapılışıyla başlıyorum. Burada tencerenin içerisinde 250 gram kıyma var. 2-3 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Kıymaları biraz kavurup üzerine soğanları Kıymaları biraz kavurduktan sonra yemeklik doğradım. Soğanları da ekledim. 2 tane soğan koydum. Biraz büyüktüler. Ben yemeklere çok yakıştırıyorum. O yüzden miktarını biraz fazla koyuyorum. Ama isterseniz soğan miktarını tabii daha az da koyabilirsiniz. Şimdi soğanlar tamamen dirildiğini yitirene kadar ara ara böyle karıştırarak pişirmeye devam edelim. Soğanlar da dirildiğini yitirdi. Yemeğin içine 1 yemek kaşığı domates salçası. Şöyle biraz da acı biber salçası ekliyorum. Bunları da biraz kavuralım. Ardından ıspanakları ekleyeceğim. İşin kolay olsun diye ıspanakları akşamdan yıkayıp doğramıştım. Toplam 1,5 kilo ıspanak var burada. Hepsini bir kere de koymuyorum. Zaten çok kısa sürede hemen yumuşamaya başlıyorlar. Bunlar biraz aşağı indiği zaman diğerlerini de ekleyeceğim. Yemeği orta ateşte pişirdim. 1,5 kilo ıspanak gördüğünüz gibi bayağı tencerenin yarısına kadar indi. Şimdi baharat olarak da kırmızı toz biber, pul biber. Tuz, biraz da karabiber ekledim. Sevdiğiniz farklı baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Acı miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bunu karıştırıp ocakta 1-2 dakika daha tutup daha sonra tepsiye dökeceğim. Şimdi yemeğin beşamel sosunu hazırlayacağım. Bunun için tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Bunu eritelim. Tereyağını erittikten sonra 2 yemek kaşığı un ekleyelim. Tereyağı ve unu ocakta 1-2 dakika kısık ateşte un kokusu çıkana kadar kavuralım. Unun rengi böyle hafif dönmeye başladığı zaman hemen sütünü ekleyelim. 1 tutamda tuz ekledim. 2 su bardağı süt. Şimdi beşamel sosu ocağa koyalım. Ocağın altı çok açık olmasın. Böyle devamlı karıştırarak muhallebi gibi pişirelim. Beşamel sosu da pişirdim. 2 bardak süt eklemiştim. Biraz yoğun oldu. Daha sonra 1 su bardağı daha süt ekledim. Toplam 3 su bardağı süt eklemiş oldum. Şimdi tamamen üzerini beşamel sosla kaplayacağım. Son olarak da kaşar peyniri ekleyeceğim. İstediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Rendeledim. Fırında 180 derecede açalım. Fanlı ayarda. Üstü güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Yemeğin üstü güzelce kızarana kadar fırında tuttum. Şu an fırından çıkarttım. Çok sıcak. Biraz dinlendikten sonra bir 10-15 dakika sonra dinleyip servis yapacağım.
Birazdan akşam ezanı okunacak. Bugün bayağı bir geçe kaldım. Bu tarif benim yıllardır yaptığım, severek yaptığım tariflerden. Görseli de çok güzel. Özellikle misafir geldiği zaman tercih edebilirsiniz. Zaten birçoğunuz biliyordur. Bilmeyenler için de fikir olsun. Gerçekten lezzetli. Bunun yanında makarna çok yakışıyor. Ben genelde makarna yapıyorum bu yemeğin yanında. Domatesli ya da salçalı makarna. Zaten dediğim gibi çok görsel bir yemek. Misafirlerinize de severek yapabilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.